Porsuk gelmiş. Gel porsuk. Gel. Dur kızım. Ay, al bakalım. Kayboldu. Ya. Minnoş. Tipicim. Gel. Kızım gel. Gel. Gel gel. Minnoş. Bu 4-5 yıl önceydi. Küçük ablam evde bakamadı kedilere. Bizim de bahçemiz olduğu için size getireyim dedi. Maceramız öyle başladı. Şimdi kedilerimiz 37 tane oldu. Bir tane de köpeğimiz var. 4 tane de yavrumuz var aşağıda. Bahçeye ekip biçmek yerine kedilere tahsis ettim. Onları besliyorum sabah, öğle, akşam. İşte kasaba gidiyoruz, işte maması ayrı dert, parası ayrı dert derken bayağı bir zor oluyor. Ama yapacak bir şey yok, hayvanların yaşam alanı kalmadı. Ve kalmadığı için her yer bina yani. Ve o yüzden hayvanların yaşam alanı kalmadığından da bahçemizi kedilere tahsis etmeyi akıl ettik. Ve ekip biçmek yerine kedilere burada ailecek bakıyoruz. Genelde posta motorumda da taşıyorum, işte mama taşıyorum, ciğer taşıyorum. Nerede kedi görsem veya işte sokak hayvanı görsem onları beslemeye çalışıyorum. Artık adım kedi babasına çıktı. Ben hayvanlara özen gösterilmesini istiyorum. Hayvanların beslenmesini ve hayvanlardan kesinlikle korkulmamasını istiyorum. Hayvanlara sevgi verdiğinizde nankörlük ve ihanet biçmiyorsunuz. Ama insanlara sevgi verdiğinizde nankörlük de ihanet de biçiyorsunuz. Ben Emrah'ın annesiyim. Her gün kedilere mama getiriyor, bakıyor. Çok onlardan gurur duyuyorum. Postacıyı mahallemize gelirken görüyorum, posta dağıtırken. Motosikletine yaptığı bölmelere hayvan mamaları koymuş. Böyle kedileri falan beslediğini gördüm. Çok da hoşuma gitti. Duyarlılık açısından herkesin örnek alması gereken bir davranış olduğunu düşünüyorum. Umarım genele yayılır. Mahallemize gelen postacı arkadaşımızın her gün kedileri beslediğini gördük. Biz artık ona kedilerin babası diyoruz. Kedileri beslemeyi çok seviyor. Hayvansever bir abimiz. Yani hayvansever deyince akla benim direkt Emrah abi geliyor. Zile'de kedilerin babası diye hitap ederler Emrah abiye. Emrah abi günlerin belirli vakitleri iş olmadığı sürece Türkiye'ye gelir veya belirli yerlerde kedilere yardım eder. Yem verir, mama verir, ihtiyaçlarını karşılar. Hasta olan varsa veterinere götürür, yardım eder. Yani çok hayvansever bir abimiz.